Gönen. Gel. Annesi de var burada, annesi de. Hı? Ben... Bacakmadan önce rüyada gördüm. Önce doğdum. Baktan sonra baktan yaptım. Sonra baktan yaptım. Ben daha baktan bileceğim. Baktan bileceğim inanıyorum. İsmim Güllü Duran, Furkan'ın annesiyim. Furkan tekvandoya başlamadan önce çok içine kapanıktı, spora başlamadan önce. Evet, hayata küskündü, sadece evde oturuyordu, başka hiçbir işi yoktu yani. Okula gidip gelip evde oturuyordu, başka bir şeyle meşgul olmuyordu. Dayısı spora gitmesine teşvik etti, bu salonu yandırdı. Buraya geliyor uzun zamandır. Buraya geldikten sonra, spora başladıktan sonra hayatında daha mutlu oldu, daha aktif oldu. Hayatında yenilikler oldu işte. Arkadaş edindi, hocası çok destek verdi. Mustafa hocam çok destek verdi kendisine. Yarışmaya katılmak da daha çok mutlu etti onu. Rüyasında görmüş üçüncü olduğunu. Bunu sonra maça katılınca bu da gerçekleşti. Rüyası çok mutlu oldu. Buraya devam ediyor ve elinden geldiği kadar da devam edecek inşallah. Ben de elinden geleni yapacağım buraya gelmesi için. Tekrar maç yapmak istiyor. Eğer tekrar müsabakalar olursa devam edecek, katılacak. Elimizden geldiği kadar, sonuna kadar yarışmasına yardımcı olacağız. Spor onu çok mutlu ediyor, rahatlatıyor. Konuşamadığı için arkadaş edinemiyor, çevresi yok. Sadece evde bizimle. Bütün hayatı böyle evde geçiyor, okulda evde. Buraya geldikten sonra daha mutlu oldu. İşaret dili eğitimi alacak, bunda yetersiz kaldı. Maçta da zorlanmış bu konuda. En kısa zamanda işaret dili eğitimi olduğunda olacak. Ben de almayı düşünüyorum buna yardımcı olmak için. Size de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Peki, işaret dilinde neden biraz malum 20'li yaşlarda biraz gecikme var? Bunun sebebi ne? Furkan'ın konuşma kapasitesi vardı. Normal okula gitti. Normal okulda devam etti eğitimde. İşitme işaret dilini biz unutturduk çocukken buna. Konuşması gereksin dediler. Uzmanlar bu yönde yönlendirdi bizi. Biz de buna destek verdik. Konuşması da çok fazla gelişemedi. Derdine basit kelimeleri anlatıyor. Yakınları anlıyor ve dışarıdakiler yetersiz kalıyor. Günlük konuşmalar dışında farklı bir şey sorduğumuz zaman cevap veremiyor. Bu yüzden artık işitme işaret dili eğitimi aldırmak istiyorum. Furkan bir yıl önce tekvandoya başladı. İlk tekvandoya geldiği zaman korkarak, çekinerek yapmakla yapmamak arasında bir durum söz konusuydu. Hatta benim zorumla ben tekvandoya başlattım. Başlattım, bir gün antrenmana geldi, bir hafta gelmedi. Annesini aradım niye gelmiyor diye. Annesi dedi ki hocam senden çekiniyor, tekvandodan korkuyor dedi, gelmiyor dedi. Burada evde alışık olmayan işte sessiz arkadaşlar dediğimiz işitme engellerin bu durumun söz konusu. Sessiz dünyaları var. Fazla gürültü patırtıyı sevmiyorlar. Fazla hayatlarında aksiyon yok. Onların hayatları sessiz, sakin. Fazla arkadaş ortamları yok. Tabii bizim tekvandoda özgüven,
İşte tekvandonun özünde olan işte özgüven olması, kendini anlatman, liderlik vasıfları söz konusu. Antrenmanlarımıza başladık Furkan'la. İşitme engellerin federasyonunu ben araştırmaya başladım Furkan'dan dolayı. Sonradan Furkan'ın kulaklarındaki %63 işitme engelli kaybınınla ben neler yapabileceğiz bunu düşünerek hareketler veya bir şeyler yapmaya düşündüm. İşitme Engeller Federasyonu'nu aradım birkaç defa. Orada bana spor yapan, tekvando yapan bir sporcum olduğunu, kriterlerinin neler olduğunu sordum. %63 engellilerin yani işitme kaybında girebileceğini, %55 kriterlerinin olduğunu düşündüler iki kulakta da. Ben bu yüzden hedef koydum. Bir yıl öncesinden araştırdıktan sonra Furkan'ı işitme engellerin tekvando şampiyonasına sokabileceğimi hesap ederek Furkan'ı yarışmalara normal hiçbir normal sporcularımızla antrenman yaptırdım. O antrenmanlarla geliştirerek Furkan'ı işitme engellilerin tekvando şampiyonasına hazırlık kullanmaya başladık. İşte geçtiğimiz günlerde 28-29 Temmuz Isparta'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya gittik. Ancak orada şunu gördük. İnsanlar oraya hazırlıklı gelmişler. Biz de Furkan'da şunu hissettik. Furkan'da işaret dilini bilmediğini gördük. Çünkü tartıya girdi. Herkes işaret dili konuşuyor. İşitme Engelliler Federasyonu'nun özel işaret dili öğretmenlerinin olduğunu biz de çok ilgilendiler. Bunlarla yani Furkan gibi diğer işitme engellerle çok ilgilendiler. Orada o eksikliğimiz olduğunu gördük. Furkan işaret dili bilmiyordu. Biz Furkan'a rastgele ve kendi imkanlarımızla işte iletişim kurabiliyorduk. Furkan dudak dilini okuyabiliyor ancak hızlı konuşanlarınkini anlamıyor. Bu eksikliğimizi gördük. Furkan oradaki ortamı gördü. Orada diğer illerden gelen arkadaşlarını tanıdı. Çünkü Osmaniye'de tek Furkan var işitme engelli. Ama Türkiye Şampiyonası'na gittiğimiz zaman onlarca, yüzlerce işitme engellisi tekvando yapan sporcusuyla karşılaştı. Furkan şaşırdı. Dedi ki ya ben dedi tek ben yapmıyorum. İşitme engelli olarak diğer insanlar da yapıyormuş bu sporu dedi. Orada kız arkadaşlarıyla tanıştı, diğer tekvando arkadaşlarıyla tanıştı. Onlarla antrenman yaptı. Ben şunu gördüm, işitme engellilerin çok nazik ve kibar olduklarını, birbirlerini kırmadıklarını ve bu spor ne kadar da dövüş spor olsa da işte vuruş alıp puan alıp bir şeyin var mı, işte iyi misin deyip bir nezaketle birbirine davrandıklarını gördüm. Tekvandonun özünde de böyle var ama işitme engellilerin biraz da hassas olduğunu gördüm. Sonuç olarak 68 kilo büyük erkeklerle Furkan yarıştı. Büyük erkekler 68 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Bu büyük bir başarı bizim için, bizim kulübü için, kendisi için büyük bir başarı. Orada ringe çıktı, resmi bir maç yaptı. Resmi maçta üçüncü oldu. Tabii yarı finalde yenildi. Yarı finalde yenen çocuk Türkiye şampiyonu oldu. Daha Furkan'ı yenen çocuk. Daha öncesinde de bu iş üç defa üst üste 68 kiloda birinciymiş zaten. Birinciydi, Antalyalı bir sporcumuz kendisi. Şimdi Furkan için bu bir başlangıç oldu. Tekvando aslında yeni öğreniyor diyebiliriz. Eksikliklerimizi gördük ve bu yarışmaların nasıl yapıldığını gördü. Şu anda antrenmanlara bakış açısı ve çalışması biraz daha farklılaştı. Çünkü nasıl maç yapılacağını, orada nasıl puanlarını alacağını hissetti, gördü. Madalya almak tabii çok güzel bir durdu. Orada kürsüye çıktı, madalya aldı. Osmaniye'de çok güzel bir geri dönüşüm oldu. Gençlik Spor İl Müdürümüz, ondan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından bizi ve Furkan'ı çok güzel tebrik ettiler. Ondan sonra ne bileyim daha çok Furkan'ın bir engelli, işitme engellisinin neler yapabileceğini Furkan ispatladı bize. Ben Furkan'ın daha güzel Avrupa ve Dünya Uluslararası yarışmalarda derece yapacağına inanıyorum. Bugün yaptığım görüşmelerde de veya bugün işte yaptığımız görüşmelerde de işitme engellisi Osmaniye'de olup da spor yapmak isteyenlere için de Furkan bir ön ayak oldu. Furkan sayesinde şu anda iki kişi tekvando yapabiliriz diye bizle iletişime girdiler. İşitme engelliler
İl temsilcisi Aslanım benden irtibata geçti. Dedi ki hocam tekvando yapmak isteyen, spor yapmak isteyen arkadaşlar da vardı bile. Bu sayede daha çok işitme engellisi olup evde spor yapmayan, içine kapanıp özgüvenlere oluşmamış insanlara daha faydamız olacağını ben inanıyorum. Ben ailesine, Furkan'a tekrar teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum Furkan'ı. Bu sayede sizin böyle bir özel haber yaptığınız için, işitme engelleri gün yüzüne çıkardığınız için ben size de ve kanalımıza, gazetenize teşekkür ediyorum tekrar. Bize değer verdiğiniz için tekvando sporuna ve işitme engellilerine desteklediğinizden dolayı teşekkür ediyorum.